Karşımızda bir kere uzun süredir hazırlık yapan, ne yaptığını bilerek çalışan, bilinçli bir strateji çerçevesinde belli kurumların belli yerlerine yerleşmiş ve uzun bir süreden beri de o yerlerde bilgi biriktirmiş, dosya biriktirmiş, gerekli enstrümanları toplamış bir yapı var karşımızda. Bu yapı işte 17 Aralık'la beraber harekete geçme kararı verdi. Bunun arkasında Mustafa'nın sen dediğin gibi bir din motivasyon da olabilir. Tamamen din motivasyon altında rasyonel bir muhasebeyle devletin iktidarını elinde tutmak, iktidara daha fazla hakim olmak gibi bir güdü de olabilir. Bu birbirini besliyor olabilir vesaire ama 2,5 aydan bu yana yaşadığımız süreç birçok şeyi ortaya çıkardı. Bir kere bu deşifre oldu. Bunun dinle ilişkisi kamuoyunda çok yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Bunun siyaset kavramı çerçevesinde demokrasiyle ilişkisi, normal bir siyasal sistem içerisinde meşruiyeti, gayrimeşruiyetine dair çok şey tartışıldı. Dolayısıyla orada bir hani biz değiliz, biz yapmadık, niye öyle diyorsunuz ya da yolsuzluk söylemini dile getiren, hükümetin otoriterleşme kaygılarını dile getiren argümanların yanı sıra bence moral üstünlüklerini kaybettiler. Yani kamuoyunda bu meselenin nasıl bir moral zafiyetle, ahlaki zafiyetle mağlup olduğuna dair ben genel bir kanaatin oluştuğunu düşünüyorum. Bu seçimlere yönelik bir şeyi de beraberinde getirebilir. Yani bunu geri kazanmaya yönelik hiç yani hepimizin dudaklarını uçuklatan, böyle de değildir hissine sokan yeni siyasal mühendisliklerle karşılaşabiliriz. Dün akşam yaşadığımız şey ona benzer bir şeydi. Başbakanla ilgili ses kaydı. Bu, önümüzdeki dönemde de buna benzer şeyler olabilir. Yine bununla eş zamanlı olarak farkındaysan 2,5 aydır sokağı hareketlendirmeyi başaramadılar. Hı hı. Ama dünkü ses kaydından sonra sokak biraz daha fazla hareketlenmeye motive olmuş gibi gözüküyor. İşte bazı sendikalar sokağa çıkma kararı aldılar. Gençler şimdi İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nde vesaire. Fakat bütün bunları da yine önünü kesen seçimlere bir aylık bir zaman kalmış olması var. Eğer seçimlere bir buçuk yıl kalmış olsaydı sokağa çıkmanın bir anlamı olurdu. Dolayısıyla sokak da bence bir seçenek olmaktan çıktı. Geriye çok fazla bir ihtimal kalmadı. Yani o anlamda ben hem çok kısa sürede moral üstünlüklerini kaybettiğini düşünüyorum. Çok kısa bir sürede operasyonel yeteneklerini ortadan kaldırdıklarını düşünüyorum. Tam da bu moral üstünlüklerini kaybetmiş olmalarından ötürü de bugünden sonra ortaya çıkaracakları her belgeye yönelik bir istifham, bir soru işareti her zaman toplumun zihninde olmaya devam edecek. Ve bunların doğru olması bile bir şey değiştirmeyecek. Çünkü bu doğruları ortaya çıkaran yapı bir örgüt hüviyetine sahip. Bu örgüt hüviyeti de bütünüyle açığa çıktı. Yani o anlamda ben 30 Mart'a kadar ciddi bir çalkantı, bir şey beklemiyorum. Bu gidişatı engelleyecek, tersine çevirecek, değiştirecek bir şey görmüyorum. Öte taraftan 30 Mart'ın da bütün bu teşebbüsleri temizleyecek bir sel olduğunu düşünüyorum. Yani siyasal sistemlerde her zaman seçimler, seçim öncesini seçim sonrasından ayıran çok önemli bir akıntı işlemi görürler. Yani bir seçim yapılmışsa toplum eğer o siyasetçilere yönelik sözünü sandık üzerinden, oy verme üzerinden söyleme imkanı yakaladıysa bir süre o seslerin kesilmesi lazım, eleştirilerin durması lazım. Yani 30 Mart'tan sonra yolsuzluk iddialarının toplumu etkilemesini beklemek mümkün olmaz. Yani ondan sonraki süreç Cumhurbaşkanlığına kadar giden bir süreç. Yani dolayısıyla ben bu sürecin seçimlerden 3 ay önce başlamasının Türkiye'nin hayrına olduğuna inanıyorum. Hem seçim sonucunu etkileyebilecek bir süre değil, 3 aylık bir süre içerisinde kamuoyunun bazı şeyleri daha net anlayabilmesini sağlayacak uzun bir zamanımız oldu. Ve bu 1,5-2 aylık süre içerisinde anlaşıldı neyin ne olduğu. İkincisi de bir an önce seçime gidecek olmamız da daha büyük provokasyonlara teşebbüs edilmesine, daha büyük manipülasyonlara yol açılmasını da siyaset mühendisliklerini harekete geçmeye de engelleyen bir işlev görüyor. O anlamda bir aylık bir süre içerisinde ben zaman zaman yüreğimizi burkan, gönlümüzü daraltan bazı haberlerle karşılaşabiliriz. Ama dünkü olay gibi bunun etkisi birkaç saatle sınırlı olacak. Gerçekler ortaya çıktıkça tekrar yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum.